Çok kıymetli Jandarma Genel Komutanımız, bugün ev sahibi sıfatıyla bizleri ağırlayan çok kıymetli genel müdürümüz ve yine çok büyük başarılara imza atan, mücadele veren, sahil güvenliğimizin çok saygıdeğer komutanı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimizin değerli başkanı, burada bulunan çok kıymetli mesai arkadaşlarım ve biraz önce konuşmasıyla birlikte hem misyonumuzu, hem ortaya koyduğumuz vizyonu, hedeflerimizi bizle paylaşan çok değerli polis akademisi başkanımız, kıymetli genel müdür yardımcılarımız, daire başkanlarımız, bilim amirlerimiz ve bugün mezun olacak, daha önce mezun olmuş tüm polis teşkilatımıza eğitimleriyle, öğretimleriyle, burada sadece akademik bir kariyeri gerçekleştirmeyen, aynı zamanda hem hayat yolunu gösteren, hem eğitimi, hem öğretimi, hem tecrübeyi, hem birikimi paylaşan çok kıymetli akademisyenlerimiz, kıymetli öğretim üyelerimiz. Ve bugün yeni bir hayata adım atacak olan kimisi komiser, kimisi şube müdürü, kimisi emniyet müdürü, kimisi buradaki büyükleri gibi daire başkanı, genel müdür. İnşallah bu akademide eğitmen olacak ve yine inşallah bakanlık seviyesine gelebilecek. Ama nihayetinde her biri millete hizmet etmeye hazır olan çok değerli mezun arkadaşlarımız. 2018 yılı Ekim ayında alımları yapılan ve bugün polis meslek yüksek okullarımızdaki eğitimlerini tamamlayan 1641 arkadaşımızın mezuniyet töreni vesilesiyle sizlerle bir arada bulunmaktan duyduğum hem onuru, böyle bir törende bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyor. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Biz burada Kırıkkale Okulumuzdan arkadaşlarımızla birlikteyiz, ancak aynı zamanda İstanbul'da Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu, Kastamonu Polis Meslek Yüksek Okulu, Kırıkkale Polis Meslek Yüksek Okulu, Güçlü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu ve Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu'ndaki arkadaşlarımız da bizi şu anda dinliyorlar. Onlara da sizden gibi selamlarımızı, hürmetlerimizi ve başarı dileklerimizi iletiyorum. Sözlerime başlamadan hemen sizlere dün akşam böyle bir programı kendisiyle paylaştığımız çok kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hem selamlarını, hem sevgilerini, hem muhabbetlerini, hem de size, ailelerinize, öğretmenlerimize, öğretim üyelerimize başarı dileklerini iletmemi bana emanet etti. Ben de Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını, muhabbetlerini, sevgilerini ve başarı dileklerini sizlere, her birinize ileteceğim. Bildiğiniz gibi normalde biz bu programları daha kalabalık bir şekilde gerçekleştirirdik. Ancak ne yazık ki virüs salgını süreci pek çok alışkanlığımız gibi bu törenlerin de şeklini değiştirdi. Kalabalık olurduk, misafirlerimiz olurdu, ailelerimiz olurdu ve büyük bir sevinç dalgasını, sevinç yumağını bir büyük sorumlulukla başlatırdık. Hepimiz için de bu aslında iple çektiğimiz bir günüydü. Sadece sizin mezuniyetiniz için değil, bizim için.
aileleriniz için de, öğretim üyeleriniz için de, aynı zamanda sizden görev bekleyen Anadolu'nun pek çok yerinde sizin onlara katılmanızı bekleyen arkadaşlarımız için. Virüs dolayısıyla bu mezuniyet törenine Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu'ndan gelen yeni mezun 60 arkadaşımızla temsili olarak gerçekleştiriyoruz. İnanıyoruz ki bugünlerde geçeceğiz. Toplumun her kesiminde vatandaşımızın katkısıyla maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da tam anlamıyla riayet ederek inşallah bu sıkıntıyı atlatacağımıza, mutluluğu ve kederi birbirimizle rahatça paylaştığımız günlerimize kısa zamanda geri döneceğimize inanıyorum. Arkadaşlarım herhalde yayınlamışlardır, yayınlayacaklardır. Gerek Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığımızın tavsiyeleri, gerekse de Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde özellikle dün akşam kabinede değerlendirilen kararlar Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla birlikte bir genelge olarak valiliklerimize iletilmiştir. Ve burada da söyleyeyim, açık alanların tamamında toplu taşımalarda ve diğer unsurları genelge yukarıdan aşağıya belirlemektedir. Artık maske istisnası diye hiçbir şey söz konusu değildir. İstisnasız maske. Yine toplumumuz bağışlasın, arkadaşlarımıza da, kolu kuvvetlerimize de biz genel sağlığımızı muhafaza etmek zorundayız. Hep birlikte bu temel sorunumuz. Ve bu konuda tüm tedbirleri kanuni çerçevesi içerisinde alınması lazım geldiğini, maskesiz görülen kişilere istisnasız ceza yazılması lazım geldiğini de ifade ettik. Yani hayatımızı devam ettiriyoruz ama tedbirlerimizi en üst seviyede alma sorumluluğumuzu da aynı şekilde devam ettiriyoruz. Ve şunu ifade edeyim, hakikaten buna ihtiyacımız var. Geçmiş dönemde yaşadığımız bir takım kısıtlamalarla karşı karşıya kalmamalıdır. Her birimiz sorumluluğumuzu ortaya koymalıyız. İş yerlerimiz kapandı. İnsanlarımız evlerinden çıkamadılar. Seyahatlerimiz kısıtlandı. Bunları hep beraber yaşadık. Onun için bu tedbirleri uygulamalıyız. Yine özellikle minibüs, bidibüs, otobüs, koltukları seyreltilmeyen otobüslerde ayakta yolcu olmak yasak. Çünkü biz bu konuda ne kadar söylersek söyleyelim, maalesef buna halen devam edildiğini görüyoruz. Onun için ayrıştırılabilir kuralları, yönetilebilir, takip edilebilir kuralları ortaya koyup bu kurallarla da polisimiz olsun, jandarmamız olsun, valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız, diğer tüm görevlerimiz gerekli adımları atacaklardır. Ve yine bu gece saat 12'den itibaren 81 vilayette kafeterya olsun, restoran olsun, kesinlikle ve kesinlikle veya muadilleri hem canlı müzik hem de yani bir plak gibi, teyit gibi, playback gibi müzikler yayınlanmayacaktır. 12 itibariyle müzikler de sona erecektir. Diğer süreçlerle ilgili de arkadaşlarımız genelgeyi valiliklere gönderdik. İl ıslah kurumlarında karar alacaklar ve buna da derhal uygulamaya başlayacaklardır. Ve değerli arkadaşlar, 21. yüzyıl güvenlik sorunlarıyla tarif edilen bir yüzyıl olarak başladı.
Ve ne yazık ki bu karakterin değişeceğine ilişkin bir işareti de henüz görebilmiş değiliz. Ancak polislik mesleğine olan ihtiyaç elbette ki sadece bu yüzyıla ait değildir. Polislik her şeyden önce bir insanlık ve uygarlık meselesidir. Bu mesleğin mesleğidir. Bu mesleğin etiği ve ilkeleri bir polisin nasıl olması gerektiğini de bizde olduğu gibi tüm dünyada aşağı yukarı aynıdır. Polisliğe bakışımız dünyaya aynı olabilir. Ama net bir gerçek var ki bizim ülkemizde polis olmak, jandarma olmak, güvenlik personeli olmak dünyanın diğer ülkelerine göre çok daha ağır bir sorumludur. Ciddi bir terör tehdidiyle uzun yıllardan karşı karşıyayız. Mücadele veriyoruz. Maddi ve beşeri kaynak ayırıyoruz. Acılar yaşadık. Ama hala hayattayız. Allah'a hamdolsun ki bugün terörü bitirme noktasındayız. Etrafımızdaki coğrafyadaki bize karşı tehditlere dün Sayın Cumhurbaşkanımız bütün dünyaya neler yaptığımızı, neler yapabileceğimizi, kapasitemizin ve kabiliyetimizin ne olduğunu tane tane anlattı. Bakın, bugün söyleyeyim. Bu sabah itibariyle MLKP terör örgütünden şu ana kadar 34 kişi gözaltına aldı. Yine bu sabah itibariyle söylüyorum. Hatırlarsınız, DAEŞ'in sözde emirinin yakalandığını paylaşmıştık. O operasyon devam ediyor. 11'i irtibatı bulunduğu 11'i yakalandı, tutuklandı. Kaçan biri daha yakalandı. O da sorguda. Onun da yeri Kodes. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Bugün yine bir vilayetimizde DAEŞ'la ilgili bir operasyon yapıldı. 10 hedefimiz vardı. 6 hedefimiz de vardı. Yani durmadığımızı, terörle mücadele konusunda büyük bir adım attığımızı ifade etmek istiyorum. Yine yeni bir haber daha vermek istiyorum. Hatırlarsınız, 11 Mayıs 2013 tarihinde Reyhanlı'da canımız yanmıştı. 53 insanımız, vatandaşımız, canımız hayatını kaybetmişti. Ve bunu üstlenen THKPC acilciler diye sınırın biraz öteki tarafında olan ve Türkiye için, bu coğrafya için her daim sinsi ve hain planlar yapan bir örgüt. O saldırının sorumlularından bir tanesini, burada emniyet teşkilatımızı tekrar tebrik ediyorum. Emniyet istihbaratımızı, tüm bilimlerimizi tebrik ediyorum. Terörde aramanlar listesinde mavi kategoride olan Ercan Bayat'ı aldılar, getirdiler. Şimdi Hatay terörle mücadele şu örgütüne teslim ettiler. Bunları size anlatmamdaki sebep şu. Önümüzde ve önümüzde büyük sorumluluklar var. Onlar durmamaya çalışacaklar. Biz de onlara görev, yetki, sorumluluk, hukuk ve değerlerimizle beraber gerekli cevabı vereceğiz. Emniyet teşkilatımızdaki bütün arkadaşlarımızı bu yaptıkları operasyonlar için hepinizin huzurunda tebrik ediyorum. 15 Temmuz'dan sonra hakikaten FETÖ'ye, devletimizin ve milletimizin birliğini ve beraberliğini değil,
başka bir düsturu kendisine yol edinenlere gerekli cevabı verdikten sonra, onlardan bu güzide teşkilatı temizledikten sonra hakikaten hem emniyet teşkilatımız, hem jandarmamız burada, hem sahil güvenliğimiz, hem göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bambaşka bir anlayışı ortaya koymaktadırlar. Hamdolsun. Daha da iyi olacak. Daha da güzel olacak. Ve daha da güçlü olacak. Buna olan inancımız da. Bir yandan silahlı operasyonlarımızla, saha baskımızla, diğer yandan ikna çalışmalarımızla, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerimizle el ele terörün bu ülkenin gündeminden çıkması için hep birlikte çaba sarf ediyoruz. Bugün yine bir operasyonumuz daha başladı. Yıldırım 10. Öyle mi? Ve devam edecek. Yıldırım 1, Yıldırım 2, Yıldırım 3 ardından geldiğimiz yer Yıldırım 10. Nefes aldırmıyoruz. Özellikle size söyleyeyim. Son bir ay arkadaşlarımızın istihbaratla birlikte, jandarma, emniyet, hep birlikte, omuz omuza, kol kola, yurt içinde geliştirdiğimiz operasyonlarda elde ettiği kabiliyetleri dün hep birlikteydik, değerlendirdiğimizde hakikaten hayatta alkışlıyoruz. Tebrik ediyoruz. Ve her biri birbirine bir güç veriyor. Ve bir şey daha ifade etmem gerekir. Son yıllarda terörle mücadele konusunda attığımız en önemli adımlardan bir tanesi de ikna süreçlerimizdir. Ailelerle görüşmek suretiyle 2016'nın son çeyreğinden bugüne kadar tam altını çizerek söylüyorum 768 kişi terör örgütünden ikna edilerek dağdan indirilmiş ve adalete teslim edilmiştir. Bu terörle mücadeledeki bambaşka bir boyuttur. Az bir rakam değil. 2016'da 49 kişi. Her bir kapasitemizi arttırdık. Bu işe bir akademi gibi çalıştık. Tüm arkadaşlarımız. Normal bir ikna faaliyeti değil. Kitaplar, dersler, aileler, her biri tek tek. Geçen yıl 273 kişiye ulaştık. Bu yılki rakamımızda şu ana kadar 146. Ve ikna faaliyetlerimiz halen terörle mücadelemizde en çok önem verdiğimiz saha faaliyetlerimizden birisidir. Öte yandan Orta Doğu bölgesine konuşuyoruz. Ve burada uzun yıllardır süre gelen istikrarsızlık ve geri kalmışlık, bunun getirdiği göç, uyuşturucu, ticareti baskısı, kaçakçılık ve diğer olumsuzlukların her biri bizim için ayrı bir iç güvenlik meselesidir. Geçen yıl tam 468 bin kaçak göçmen yakalanmıştır. Sadece istikrarsızlığı etrafımızda vekalet savaşları, ekonomimizin ayakta durmasını engelleyebilmek için yaptıkları ekonomik saldırılarla, terörle sağlamıyorlar, sağlamak istemiyorlar. Aynı zamanda Türkiye'yi bir göç baskısı altında bırakıp, Türkiye'yi göç baskısı altında bırakılan ve sürekli bununla uğraşan bir ülke konumuna taşımak istiyorlar. Dünyada başka bir ülkede bu başlıkta biraz önce söylediğim yakalama rakamı mümkün değil, böyle bir başarı da mümkün değil. Uyuşturucu mücadelesinde kendimizi bir başka ülkeyle değil, ancak Avrupa Birliği ülkelerinin tamamıyla kıyaslayabiliyoruz. 2017 yılında tüm Avrupa Birliği ülkelerinde toplam 5.4 ton eroin yakalanmışken, Türkiye'de aynı yıl 14.9 ton eroin yakaladık. Geçen yılda 20 ton. Keza yine 2017'de tüm Avrupa Birliği ülkelerinde yakalanan kumar esrarının yarısı kadar miktarı tek başına Türkiye yakalamıştır. Size bir rakam daha söyleyeceğim. Biraz şaşıracaksınız. Yılbaşından bugüne kadar yakaladığımız
tarihimizin en yüksek kök keneviri miktarı 98,5 milyon kök kenevirdir, adet. Peki ne kadar paraya tekabül ettiğini biliyor musunuz? 3 milyar dolar. Yaklaşık 22 milyar lira. Peki biz bu 3 milyar dolarlık, 22 milyar liralık eski parayla 22 katrilyonluk kök keneviri yapılan operasyonlarla, jandarmamızın başarılı operasyonlarıyla eğer yakalamamış olsaydık bu para kime gidecekti? Sosyal medyadan siktirenlere söylüyorum. Bu iş öyle klavye delikanlılığına benzemez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti işini yapan, sorumluluk sahibi, disiplin sahibi, terör örgütlerine karşı ne yapacağını bilen, istismara kapalı bir devlettir. Başka kapıya gitsin. Nasıl operasyon çekmeye çalıştıklarını biliyoruz. FETÖ'cülerin, terör örgütlerinin, sosyal medya üzerinden hangi operasyonları çekmeye çalıştıklarını, birbirine nasıl el verdiklerini, bir operasyonu başlatıp diğer operasyona nasıl zincirleme ulaşmaya çalıştıklarını görüyor, takip ediyoruz. Ah bu ülkede olsaydınız da bir ne olduğunu görseydiniz. Şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki, Türkiye biraz önce bahsettiğim konuda Türkiye dünyanın uyuşturucu tehdidi karşısındaki durumu üzerinden doğrudan etkileyici ve belirleyici olan bir ülkedir. Aynı şekilde bugün siber suçlarla ilgili çok kısa bir sürede olağanüstü bir kapasiteye ulaşmış bulunuyoruz. Dijital dünyayı biraz önce söylediğim gibi terörize etmek isteyenlere karşı bu sahada da insanların onurunu, şerefini, ekonomilerini, kişilik haklarını korumayı hedefleyen bir anlayışla ve gerçekten yetkin bir kapasiteyle çalışıyoruz. Sadece yılbaşından bugüne kadar siber suçlar sahasında 214 operasyon yaptık. Bunlar içerisinde terör var. Bunlar içerisinde sanal kumar, sanal bahis var. Bunlar içerisinde insanların onurlarıyla, haysiyetleriyle, şerefleriyle hiç düşünmeden oynayanlar var. Aileleri yıkmak isteyenler var. Her şey var. Allah'a şükürler olsun. Girdiğiniz teşkilat, bu anlamda kapasitesi dünyayla, dünyanın gelişmiş ülkeleriyle boy ölçebilecek bir teşkilattır. Şu anda elde ettiğimiz kapasiteyi bilseler, hırslarından ağlarlar. Ve birçok kişi gözaltında tutuklananlar, adli kontrolüyle serbest bırakılanlar, yapanın yerine kar kalmadığı bir anlayışı burada hep birlikte görüyoruz. 493 kişi de adli kontrolü şartıyla bu süreçlerde bırakılmış. Burada da yeri gelmişken şu parantezi açmak isterim. Dijital ortamın özellikle FETÖ'cü ve terör örgütlerine ait sosyal medya hesapları eliyle bir manipülasyon alanı olmaması için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Devletin tüm kurumlarına, bilhassa yargı ve güvenlik kurumlarına duyulan güveni sarsmak için kaynağı belli ve planlı provokasyonlarla karşı karşıyayız. Türkiye'yi Twitter'da TT yapılarak adaletin tesis edilebildiği bir ülke gibi göstermeye çalışıyorlar. Linç kültürünü ikame etmeye çalışanlar. Yurt dışından FETÖ'cü hesaplarının yönlendirmesiyle sosyal medyayı devletin adalet sisteminin yerine koyup onun üzerinden toplumu yönlendirmeye çalışıyorlar. İlişkileri öylesine açık ki. Önce FETÖ'cüler söylüyorlar. İddiayı ortaya atıyorlar. Sonra da PKK, müzayir siteler, gazeteler ve terör örgütlerinin diğerleri bunu haberleştiriyorlar. Bazı zavallı ideolojik mensuplar da bu güruha takılıyorlar. Sosyal medya mahkemeleriyle, klavye savcıları ve cep telefonu hakimleriyle ülkenin güvenlik ve asayiş gündemini akıllarınca yönetmeye çalışıyorlar. Bakınız, geçtiğimiz haftalarda üzücü bir intihar vakası yaşandı. Kızımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine de başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi tekrar ediyorum.
Bakan Yardımcımız Muhterem Bey, iki varımız. Aileyi ziyaret ettik. Ben olayın ilk günden itibaren kendileriyle temasımız oldu. Yine bir polis kardeşimizin, yani bize mensup olan bir kardeşimizin kız kardeşi. Yani olay hem sorumluluk sahamız açısından hem de ailemiz içerisinde bulunan bir kişi açısından bizi ilgilendirmektedir. Olaya sebep olduğu değerlendirilen kişi hakkında adli ve idari süreçler gecikmedi. Hatta idari süreçler olay henüz gündeme gelmedi. Jandarma Genel Komutanımız da burada. Bu konuda hemen açığa aldım. Hemen idari işlem ve ihraç mekanizması başlatılmasına rağmen bu hadise üzerinden güvenlik kurumlarımıza dönük sosyal medya operasyonlarını hemen başlattılar. Başlatanlar yine aynı gruplar. Aynı şekilde ahlaksız bir sapkının yaptığı, hiçbir vicdanın kabul etmeyeceği bir cürüm üzerinden yine sosyal medya kendini polis ve adalet yerine koydu. Hemen Amerika'dan bir hesap açtırdılar. Hemen. Biz size bu kadar polis bekçi verdik. Bize böyle mi yapacaktınız diye güvenlik güçlerimizi, güvenlik kuvvetlerimizi tövmet altında bırakan hemen Bir Gün Gazetesi gibi, Yeni Yaşam Gazetesi gibi terör örgütüne müzayene kadar gazetesi de varsa hemen de trenin peşine takıldı. Yalanı peşine ulaştırmaya çalıştı. Alçak bir provokasyonu hemen devreye sokmaya çalıştı. İdeolojik ne kadar kin varsa hemen dökmeye, kusmaya başladı. Bu teşkilatlar kolay mı olmuş? Asırlar geçti. Klavyenin başında olanlar gibi hiçbir bilinci olmadan sadece karalamak adına yapılan eylemler gibi mi bu teşkilatlar yönetiyor? Bunların hepsini reddediyoruz. Buradan tekrar söylüyorum. Türkiye bir hukuk devletidir. Hakimi, yargıcı, savcısı vardır. O hakim ve savcılar sosyal medyanın bölünmüşlüğü üzerinden karar vermezler, vermeyecekler. Türkiye'nin değer yargılarının birikimlerini sosyal medyalar üzerinden yargılayamazsınız. O sapkını yakalayan dosyalarını hazırlayan da, tutuklanmasını sağlayan da kolluk bilimlerimiz ve yargıdır. Bu kadar açık ve net. Jandarmamızda, emniyet teşkilatımızda dinimizi, değerlerimizi istismar etmek isteyen yapılanmalar altında pek çok gruba karşı gerek takip, gerek operasyonları her zaman titizlikle yürütmektedir. Değerlerimizin istismarına fırsat vermeyiz. Daha önce de bu tarz vakaların takibini yaptık ve sorunları defalarca adalete teslim ettik. Ancak bunları yaparken inançlı insanlar, inanç grupları, inanan samimi insanların onur ve haysiyetini zedelememeye de bir özen gösterdik. Ama sosyal medya topyekun bir anlayışla beraber götürebilirsem insanların değerlerini istismar edenlerin üzerinden onlara bakalım ne kadar zarar verebilirim. Götürebilirsem acaba güvenlik güçlerimize, güvenlik mensuplarımıza ne kadar zarar verebilirim diye bir anlayış içerisinde. İşte bunun için her olayda sosyal medya gücünü değil, hukukun üstünlüğünü rehber edinmek, kurumların ve kanunların davranışlarını takip etmek zorundayız. Türkiye bu coğrafyadaki 1000 yıllık devlet varlığıyla, devlet aklıyla, 21. yüzyılın bu yoğun güvenlik gündemiyle eş zamanlı olarak oluşturduğu tecrübe ve kapasitesi sayesinde esasında küresel ölçekte büyük bir başarı hikayesine sahip olmuştur. Düne kadar gazete manşetleri ve hükümetlerin devrildiği bu ülke, bugün denizlerinde bile hakkını hukukunu koruyabilen, uluslararası arenada tezlerini savunabilen terör, göç, uyuşturucu gibi küresel problemlerde küresel bir aktör konumuna gelmişse elbette ki bu ülke gelişi güzel yönetilen bir ülke elbette değildir.
Malatya'da Türkiye'de 13.44'te 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş. Şu ana kadar olumsuz bir ihbar yok. İhbar veya hasar konusunda arama tarama çalışmaları, tespit çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun. Sabahleyin de yaklaşık 4 bakanımız, 5 bakan yardımcımız, tarım bakanımız yoktu. Yine özellikle dere yatakları konusunda risk azaltma hususunda nasıl afet riskini azaltırız, afet risklerini minimize ederiz, hangi tedbirler alırız diye Giresun'dan dönüp hemen burada tüm bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz, ilgili daire başkanlarımız bir araya gelip bir değerlendirme ortaya koymuştuk. Burada güçlü bir millet iradesi olduğu, geleceği doğru okuyan güçlü bir lider iradesi olduğu apaçıktır. Bugün görülüyor. Ve hep birlikte görüyor ve müşahede ediyoruz ki milletimizin önünde yapacağı çok iş var. Ülkemizin önünde yapacağı çok iş var. Ve Türkiye'nin önünde yapacağı çok iş var. Değerli hanımefendiler ve beyefendiler, kıymetli arkadaşlar, Türk Polis Teşkilatı bugün başarıdan başarıya koşuyor. Geleceğiniz teşkilat 15 Temmuz kahramanı bir teşkilattır. Geleceğiniz teşkilat terörle mücadelede bugün tüm dünyaya örnek bir teşkilattır. Geleceğiniz teşkilat bir yandan kötülükle mücadele ederken diğer yandan da vatandaşına hürmeti, sevgiyi ve merhameti gösteren bir teşkilattır. Geleceğiniz teşkilat sadece polislik değil, insanlık vazifesine de sadece ülkesine değil, bütün dünyaya gösteren bir teşkilattır. Gireceğiniz teşkilat, yüzün üzerinde ülkeye yaptığı mesleği eğiterek ve öğreterek anlatan bir teşkilattır. Hukukun üstünlüğünü, insan haklarını gözeten ve vazifesini bu eksende gerçekleştiren köklü ve yetkin bir teşkilattır. Türkiye'de dönem dönem güvenlik güçlerimize veya kurumlarımıza itibar suikastı düzenlenir. Toplumu kendi istedikleri yönde siyasallaştırmak isteyenler, bunun için bazen devletimizi hedef tahtasına koyarlar. Bu anlayışla tabi olmak veya çanak tutmak doğru bir iş değildir. Türkiye'de saygın kurumlar yukarıdan aşağıya sıralandığında polis ve jandarmamız her zaman ilk üç içerisindedir. Bunu büyük bir onurla söylemek isterim. Ama polisi ve jandarmaya hedef alanların o listede esameleri okunmaz, adları geçmez. İşte sizlerin bu çıtayı daha yükseğe taşımanız lazım. Sizlerle birlikte 2016'dan bugüne kadar polis memuru ve komiser yardımcısı olmak üzere polis akademilerimizden mezun olan toplam polis sayımız 97.724'tür. Ve halen emniyet hizmetleri sırasında çalışan personelimizin yaklaşık %92'si de üniversite mezunudur. Keza çarşı ve mahalle bekçilerimiz bu döneme damgasını vuran bir adım oluşturmuştur. Bu önemli bir yenilenmeyi ve kan değişimi olduğunu bir kez daha ifade etmek istedim. Dolayısıyla 15 Temmuz sonrasında hem ardından yeni hükümet modeliyle geleceği yakaladığımız, yeni güvenlik konseptiyle tehditleri yönetmeye başladığımız, milli savunma sanayi hamlesinden mavi vatandaki adımlarına kadar her noktada yeni bir anlayış ortaya koyduğumuz açıktır ve nedir. Yükselen teknoloji kullanan, bilimlerinde uzmanlaşan, vatandaşla yakın, sıcak ve nazik bir iletişim kuran, hukuktan taviz vermeyen, trafikte cezaya değil, denetime ve farkındalık oluşturmaya odaklanan, yürüyüş sürecinde yaptığımız gibi market alışverişine varıncaya kadar sel, deprem ve tüm afetlerde yardım eden anlayışı rehber edinen, vatandaşın her sorununa eğilen esnek bir hizmet anlayışı bizim polislik olarak, yeni polislik olarak tarif edeceğimiz bu yaklaşımın tam da ana çerçevesini oluşturmaktadır. Ve bu yeni anlayışın nüvesinde bizim kültürümüz, bizim inancımızın bize öğrettiği, anne ve babalarımızın, anne ve babalarımızın öğrettiği dürüstlük, ahlak ve fedakarlık olmalıdır.
Sizler artık kanun insanısınız. Eğer siz kanun dışı olursanız, yani ilk büyümeyi siz yanlış iliklerseniz, biz çocuklarımıza, gelecek nesillerimize güzel bir ülke bırakamayız. Görevinizi yaparken sadece size düşünün. Siz 780 bin kilometre kareden sorumlu değilsiniz. Etrafımızda istikrarsızlaştırılan coğrafya ve dünyadan bizden umudu bekleyenlere polisliğin nasıl olduğunu Türk Polis Teşkilatı olarak anlatmak, ifade etmek ve örnek olmak zorundasınız. Bunu asla unutmayın. Bir yerde yanlış görürseniz, bir arkadaşımızı yanlışa çekmeye çalışırsanız, sadece bu ülkenin insanları adına değil, bizden ümit bekleyen, Mevlana'yı sizden duymak isteyen, Yunus'u sizden duymak isteyen, şu anda coğrafyasında bulunduğunuz Hacı Bayramı Veli'yi sizden duymak isteyen o insanlara ulaşma sorumluluğunuzu düşünün. Aman aman ne olursun demek bir abi olarak, bir kardeş olarak sizin sorumluluğunuzdur. İnsan nefsi yanıltabilir. Gözü kararıp mesleğinden vazgeçebilir. Ama bu üniformaya da şehitlerimize de buna yapmasını, kahraman gazilerimize de buna yapmasını ne olursunuz müsaade edin. Biz adanmış milletiz. Bizim görevlerimiz ve vazifelerimiz var. Bu görevlerimizi ve vazifelerimizi yerine getirirken açık vermemeliyiz. Millet olarak vermemeliyiz. Devlet olarak vermemeliyiz. Ülke olarak vermemeliyiz. Ben sizleri tüm bu değerler silsilesi içerisinde eğitimli ve hazır görüyorum. Ama yine tek bir yerden bırakmıyorum. Tüm arkadaşlarınız adına 1641 mesleğe başlayacak arkadaşlarımız adına sizlere tekrar sormak istiyorum. Genç polis arkadaşlarım, kardeşlerim, ecdadımızın emaneti 175 yıllık bu yıldızı şerefle taşımaya hazır mısınız? Hayır, hazır! Suçun ve suçlunun peşinde yorulmadan koşmaya hazır mısınız? Hayır, hazır! Milletin canını, milletin malını, milletin namusunu, dünyanın en güzel kırmızıyla boyanmış o ay yıldızlı bayrağı emaneti almaya hazır mısınız? Hayır, hazır! O emaneti kendi canınız pahasına korumaya hazır mısınız? Hayır, hazır! Allah sizden razı olsun. Tamam! Buyurun. Allah sizleri yetiştirip büyüten ailelerinizden, burada sizleri eğiten eğitmenlerinizden razı olsun. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Sizlere mesleğimizde başarılar diliyor. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı olsun. Sayın Bakanımızdan kitaplarından